Uluslararası Sigortacılık Fuarı'nın ilk günündeyiz. Çok çok keyifli bir fuar geçiyor. Burada tüm sektörün paydaşları var. Ama en önemlisi tabii ki sigorta acentleri burada. Sigortacentsi.com olarak bu fuarda Sigortacılık Haftası'na eder canlıya çıkışımızı hazırladık. Bugünü bekledik. Ve sigorta acentelerine aslında çok güzel gelişmelerle ismimizi ve platformumuzu duyurduk. Ne de sigortacentsi.com dediğimizde sigortacentsi.com'un iki tane amacı var. Birincisi acentelere dijitalde müşteri kazanımını sağlamak. İkincisi mevzuata uygun bir şekilde sigorta ile bağlantılı hizmetler üzerinden kazançlarını artırmak. Neden dijital diyoruz? Çünkü dijital kanallar sadece Türkiye'de değil dünyada da çok çok hızlı bir şekilde pastadaki payını büyütmeye başladı. Türkiye'de durum farklı değil. Türkiye'ye geldiğimizde dijital kanalların büyüdüğü yerde acentelerin bu pastadan pay elde edebilmesi için dijital rakipleri kadar bu işe bütçe ayırmaları lazım. Peki bu mümkün mü? Değil. Ama biz bunun mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Nasıl dijitalde rekabet edebilirler? Güçlerini birleştirerek dijitalde rekabet edebilirler. Dijitalden biz bu acentelerin elde edilen bu platforma katkıları, sundukları aslında giderlerle bunu en etkin şekilde kullanarak müşterilere ulaşmasını temin edeceğiz. Tarafsız bir platform olarak, şeffaf bir platform olarak bunu yapacağız. Sigortacents.com bir acente değil, hiçbir zaman da bir acente olmayacak. Acentelerin müşteri portföy sahibi haklarını koruyarak tarafsız, şeffaf bir şekilde aslında mevzuata uygun bir şekilde acentelerin geleceğe hazırlanmasında elimizden gelen katkıyı sunmak istiyoruz. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.